Sibel Hanım. Merhabalar Ahmet Bey, duyabiliyor musunuz beni? Evet, siz beni duyabiliyor musunuz? Tamam, ben de rahat duyuyorum. Süper, nasılsınız? Hazır mıyız? Katılacak olanlar var mı daha? Bence olacaktır. Birkaç kişi daha gelebilir Bekleyelim diye mi düşünüyorum. isterseniz? Bir iki dakika bekleyelim isterseniz. Ben de bir gruptan Tamam. hatırlatma yapayım bu arada, onunla alakalı. Tamam. Tamamdır, benim için sorun yok. Tamam, süper. Hepiniz iyisiniz umarım. İyiyiz, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Ben de çok teşekkürler. Şimdi ben Zoom'a çok alışık değilim. Şimdi keşfetmeye çalışıyorum. Bizim kendi GoToWebinar altyapımız olduğu için genelde onu kullanıyoruz. Yani şu anda görebildim katılımcıları ve konuşanları. Lerhan Tamam. Hanım'la konuştum. Evet, ben konuşuyorum. Tamam. Memnun oldum Sibel Hanım. Tamam, ben de çok memnun oldum. Umarım sizler de iyisinizdir. Her şey yolundadır. Nasıl gidiyor bu koronavirüs süreci, karantina süreci? Aslında herkes gibi bizim de böyle evde gidiyor yani başka yapacak daha bir şey olmadığı için. Selamlar Aynen. herkese. Ama İyi sunumlar. çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Merhaba Sibel Hanım, nasılsınız? Alper Merhabalar ben. Alper Bey. Teşekkürler. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Valla biz de iyiyiz, evdeyiz. İzmir'de Evet. sıcakla boğuşuyoruz. Of, sormayın. Ben şu an Ankara'da bile fenalık geçiriyorum. İzmir'i düşünemiyorum yani. Son 100 yılın en sıcak yazı olacakmış sanırım. Gözümüz aydın. Yani Mayıs ayında Temmuz sıcağı yaşıyoruz. Bilmiyorum artık. Bir havale geçirme modundayız şu anda. Evet, bizim de yani ve Ankara'nın zaten hani artık uzun süredir bahar mevsimi kalmadı. Direkt hani kıştan yaza girdik biz de. Temmuz sıcakları gibi hissediyoruz şu anda. Bakalım hem evde olup hem bu şeyle sıcakla nasıl baş edeceğiz ama inşallah yakında biraz daha düzene girecek diye düşünüyorum. Çünkü hani yine de Türkiye olarak hani biraz daha öndeyiz. Mutlu görünüyor biraz. Duyamadım ben Haziran umutlu Ahmet Bey ama. görünüyor. İşte Haziran, Temmuz gibi artık her şey yolunda gitti. İnşallah. Evet, kesinlikle. İnşallah. Ben bu arada hani diğer arkadaşlar katına kadar hatta ben şeyden bahsedeyim hani takip ediyorsunuzdur muhakkak ama hani Kanada'da BC'de durum nedir? Hani ne hedefleniyor? Onunla ilgili bilgi vereyim isterseniz. Kanada çünkü hani zaten hani görmüşsünüzdür hani bu virüs sürecini en güzel hani yöneten ülkelerden biri oldu zaten. Ama Toronto ve hani şeyde Montreal'de rakamlar biraz daha yüksek. Ama Vancouver'da hatta tüm British Columbia'da gerçekten çok düşük rakamlar var. Şu anda hani BC'de toplamda günlük yeni vaka sayısı hani 2-3 olarak devam ediyor. Hani o yüzden BC Ontario'ya göre biraz daha erken açılacak. Hatta hani bu Pazartesi itibariyle baya hani işletmelerin büyük bir kısmı iş hayatına atıldı. Hani açıldı tekrar normal düzene döndü. Ve Temmuz'dan itibaren de Temmuz-Eylül arası da hani eğitim hani kurumlarında açmayı planlıyor BC. Hani o yüzden biraz daha umut vaat edici açıkçası. Pazar günü Toronto'dan Vancouver'a geçen bir öğrencim 7 tane vaka olduğunu söyledi. Bayağı azmış galiba BC'de dediğiniz gibi. Evet ki hani o pazar günü olabilir hani ondan beri giderek düşüyor yani hani en son hani 2 gün önce iki yeni vaka vardı. Hani ve tüm BC'de olması gerçekten hani şey güzel bir hani ümit verici bir rakam aslında. Bir de o yüzden de hani Vancouver'da hiç hayat durmadı mesela. Hani herkes evlerine kapandı da bu rakamlar oldu değil. Baştan beri rakamlar çok düşüktü. O yüzden günlük hayatta çok aşırı hani şey olmadı. Hani tabii ki o sosyal izolasyonu mesafeyi falan devam ederek hani yaşamını sürdürüyorlar ama evlere kapanmadılar hiçbir zaman. Hani o da öğrenciler için biraz daha güzel bir hani şey oldu. Dönem oldu. Tabii bir de en güzel yanlarından biri, onu yine duymuşsunuzdur muhakkak. Kanada biliyorsunuz hani yine neden Kanada olduğunu bu süreçte de ispatladı. Hani biliyorsunuz bu destek paketi birçok ülkede verildi ama
Kanada öğrencilerini de bu destek paketinden yararlandırarak hani gerçekten uluslararası öğrencileri ne kadar desteklediğini bir kez daha göstermiş oldu. Çünkü biz ilk virüs çıktığı zaman hani öğrencilerimi tek tek aradım. Hem sağlıklarının endişe ettik hem hani iş durumu, para durumu ne yapacaklar diye. Hepsi çok rahattı. Çoğunun zaten işvereni ücretli izne ayırmıştı. Maaşlarını evde olmalarına rağmen maaşlarını alabiliyorlardı. Çalışanlar için yapıldı değil mi? Sözünüzü kestim, kusura bakmayın. Yok, estağfurullah. Hangi şartlarla destek paketi verdiler? Çalışanlar için mi yoksa tüm öğrenciler için mi? Tabii ki hala yok hani çalışanlar için hani bu tabii ki ama her öğrenci çalışıyor zaten. Çalışmayan öğrencimiz yok açıkçası. Çünkü hani zaten devlet hani part-time çalışma izni verdiği için hani öğrencileri hani her öğrenci kullanıyor bu hakkı. Hani kimi öğrenci daha yoğun bir işte kullanıyor. Hani tam 20 saatini kullanıyor. Kimi öğrencinin maddi çok sorunu yoksa daha hani atıyorum 10 saat çalışıyor, 15 saat çalışıyor veya daha basit bir işte çalışıyor ama herkes çalışıyor. Çünkü özellikle hani MBA programındaki öğrenciler için çalışmalarını özellikle istiyoruz ki hani bu öğrencilerin amacı, bizi tercih eden öğrencilerin amacı sonrasında işe girebilmek. Mezun olunca işe girmek istiyorlarsa öğrenciyken de hani bir part-time deneyimleri olması lazım ki o full-time işlerini daha rahat bulsunlar. Yani bizim o yüzden tüm öğrencilerimiz çalışıyor. Hani benim bildiğim çalışmayan öğrencim yok açıkçası. Hem iş bulmaları daha kolay olduğu için hani Vancouver'da. Kanada'nın temelinde o var bir şekilde. Aynen. Tamamen uygulaması gerekiyor. Kesinlikle ve hani gerçekten hiçbir maddi sorunu olmayan, çalışmaya ihtiyacı olmayan öğrencilerin bile çalışmaya başlıyor. Çünkü boş döneminde tüm arkadaşları çalışıyor, sıkılıp hadi ben de çalışayım bari diyor. Hani açıkçası hani o yüzden hani şey yok. Hani bir Türk öğrenciden özellikle çalışmayan hiç öğrencimiz yok. Ama hepsi dediğim gibi ya ücretli izne ayrıldılar ya da işveren çıkarmak zorunda kaldıysa direkt devletten hani desteklerini alabildiler. Hatta geçen yıldan beri okuyan öğrenciler için yani bu yıl MBA'de 2. sınıf olan veya lisansta 2. 3. sınıf olan öğrenciler için vergi iadesi alma hakları var. Normalde onları hani yıl sonu gibi alıyorlar. Sırf öğrencilere destek olsun diye onları da Nisan'da Mayıs'ta ödetti devlet. Hani vergi iadelerini erken aldılar. Bunlar güzel gelişmeler tabii ki. Hani bir öğrenci sonuçta eğitim alacağı ülkeyi seçerken o ülkedeki yerini, değerini de bilmek istiyor. Ve bu tarz kriz dönemleri bunu daha iyi anlamalarını sağlıyor. O yüzden Kanada hani yüzümüzü kara çıkarmadı yine. Zaten dışarıdan bakınca da şu anda en iyi aksiyon alan iki ülke Kanada ve İrlanda. Öyle görüyoruz biz de dediğiniz gibi. Kanada ve Türkiye diyeceksiniz sandım. Sağlık sisteminde Türkiye tabii de. Geri kalanında biraz yok. Düşünebiliriz. Yok gerçekten. Evet. O zaman hani hazır mıyız? Herkes Sibel Hanım başlayabiliriz. Başlayabiliriz. Vaktinizi almak istemiyorum. Tamam. Aha, çok da vaktinizi almak istemiyorum. Estağfurullah. Çünkü ben şimdi şuradan paylaşıyordum değil mi? Ekranı. Görebiliyor musunuz şu an ekranı? Şimdi geldi. Tamam, Bambi. Tamam. Şimdi öncelikle zaten çoğunuz hani Üniversite Kanada'da az çok tanıyorsunuz ama hani ben hem birkaç değişikliklerle ilgili haber vereceğim hem de hani yeni katılan aramızda hani yeni katılan arkadaşlar varsa ya hani Üniversite Kanada West'i öne çıkaran özellikler nedir? Hani neden bizi tercih etmeler? Daha çok onların üzerinde duracağım açıkçası. Çünkü hani neden Kanada? Şu anda ekranımı tam görüyorsunuz değil mi siz? Çünkü yukarıda şeyleri koyuyorum ama paneli. Yo, gayet net. Gayet net. Heh, yani tamam. Biz şu an sadece sonu görüyoruz. Tamam. Tamam, süper. Neden Kanada kısmını hani tabii ki çok fazla zaman ayırmayacağım ama sadece hani dediğim gibi yeni katılan arkadaşlar varsa hani şey hani belirteyim. Tabii ki Kanada'nın göçmen politikası şu anda hani giderek Kanada'yı öne çıkaran hani nedenlerden biri. Yoksa hani Kanada'nın yüksek yaşam standartları, güvenli ortamı, işte sıcakkanlı insanı vesaire. Hani bunlar zaten bilinen şeyler ama Kanada'nın şu anda genç nüfusa ihtiyacı olması ve göçmen alımında en sistematik, en hani anlaşılır hani programlardan birine sahip olması
Kanada'yı daha fazla hani talep almasını sağlıyor. Çünkü hani ben 10 yıldır sadece Kanada okulları için çalışıyorum. Kanada aşığı olduğum için. Ama ben ilk başladığımda açıkçası çoğu ajanta hani şey diyordu veya öğrenci ne Kanada mı? Yok işte biz İngiltere istiyoruz, Amerika istiyoruz diye. Ama giderek hani özellikle son birkaç yılda Kanada'nın değeri daha çok hani bilinmeye başladı. Ama en önemli sebep göçmenlik hani kriteri. Çünkü Kanada'da 2 yıllık eğitim aldığınız zaman mezun olduğunuzda da 3 yıl full time çalışma izni veriyor devlet. Biliyorsunuz postgraduate work permit hakkı oluyor öğrencilerin. Ve 1 yıl çalışırsa göçmenliğe başvurmak için yeterli puana sahip oluyor genelde öğrenciler. Hani bu da çoğu öğrenci için güzel bir seçenek. Çünkü Kanada kalmayı düşünmeyen öğrenci için bile mezun olur olmaz hemen ülkeden ayrılmak zorunda kalmaması, bir uluslararası iş deneyimi elde edip Türkiye'ye dönmesi çok güzel bir avantaj oluyor. Çünkü artık hani Amerika, İngiltere gibi ülkeler göçmene doymuş hani halde o OPT hakkı falan verse bile Amerika mesela gerçekten kalifi iş bulmakta çok fazla zorlanıyor öğrenciler. Kanada bu anlamda öne çıkıyor. Ama önemli olan bir neden Vancouver hani kısmı çünkü hala çoğu öğrenci sadece Toronto'yu biliyor veya hep Toronto odaklı genelde. Çünkü Toronto tabii ki İstanbul gibi Kanada'nın en çok bilinen şehri, en büyük, en kozmopolit şehri. Vancouver Toronto'ya göre şu anlamda farklı. Birincisi tabii ki lokasyon olarak. Çünkü Pasifik Okyanusu'nun kıyısında olduğu için Vancouver Kanada'nın en ılıman iklimine sahip. En büyük farkı bu tabii ki. Havanın ılıman olması tabii ki sosyal hayatı da çok daha canlı. Pardon, bir slide atladım mı? Allah Allah. Bir slide'ım arada kaybolmuş ama. Neden Vancouver'ın detayları vardı, açıklamaları vardı. Sosyal hayatın canlı olması sadece, pardon, havanın ılıman olması sadece öğrencileri Toronto'daki eksi 20'lerden korumuyor. Ama sosyal hayatına daha canlı olmasını sağlıyor. Sosyal hayatın canlı olması da öğrencinin daha kısa sürede adapte olmasını, network kurmasını sağlıyor. Sonuçta bizi seçen öğrenciler zaten sonrasında iş hayatına atılmayı hedefleyen öğrenciler. İster Kanada'da kalmak istesin, ister Türkiye'ye dönsün, hedefleri iş hayatına hazır bir şekilde mezun olmak. O yüzden iş olanakları da çok önemli. Ve ne kadar network kurabilirse bir öğrenci eğitimi süresince o kadar da kolay daha kalifiye iş bulabiliyor. Toronto'da insanlar eksi 20'de işini halledip evine dönmeye çalışırken Vancouver'da insanlar parklarda, bahçelerde, plajda, barbekü partilerinde. Bu tabii ki süreci hızlandırıyor çok rahat bir şekilde. Vancouver aynı zamanda sadece Kanada'nın değil tüm Kuzey Amerika'nın en büyük lojistik ağına sahip. En büyük limanlarından birine sahip. Bu da hem ticaret ağının çok güçlü olmasını, çok büyük hani lojistik firmalarının Vancouver'da bulunmasını sağlıyor. Ama onun yanı sıra Kanada'nın Hollywood'u diye anılıyor biliyorsunuzdur. Vancouver o anlamda da film, medya anlamında da birçok iş imkanına sahip. Çok fazla göç aldığı için inşaat ve sektörü de çok hızlı gelişiyor. O yüzden özellikle MBA programında öğrencimizin büyük çoğunluğu inşaat mühendisi ve mimar da var. Çok fazla iş imkanı olduğu için. IT alanında yazılım ve oyun teknolojisinde de çok güzel iş imkanları sunan bir şehir Vancouver. Neredeyse sırf oyun teknolojisinde binlerce çalışan olan şirketler var Vancouver'da. Veya işte Ericsson, Nokia, Intel, Kodak gibi birçok teknoloji firmasının merkezleri de bulunuyor. Yani birçok farklı alanda iş imkanı sunan bir şehir. Ama öğrencilerin genelde büyük çoğunluğu iş imkanı daha fazla diye Toronto seçme eğiliminde olabiliyorlar. Bazen öğrencilerle konuşuyorum. Ya aslında gönlümüzden Vancouver geçiyordu ama iş imkanı daha fazladır diye Toronto'yu seçtik diyen öğrenciler oluyor açıkçası. Bu, Toronto'da iş imkanı daha fazla olduğu bir gerçek. Yani bunu kimse inkar edemez sonuçta. Daha büyük bir şehir, daha kalabalık sonuçta. Ama iş bulmak daha kolay diyemem Toronto'da. Çünkü herkes iş bulmak için Toronto'ya gidiyor ve rekabet çok daha fazla. Özellikle part-time işlerde Vancouver'da çok daha kolay bulunabildiğini söyleyebilirim. Çünkü dedim ya sosyal hayatta canlı olduğu için ve hava ılıman olduğu için part-time işler, özellikle kafe, restoran tarzı ilk başta bulabilecekleri işler çok daha fazla Vancouver'da ve daha zengin bir şehir olduğu için tabii ki. Hani Vancouver'da abartmıyorum, havalar iner inmez iş bulan öğrencimiz bile olabiliyor. O yüzden hani iş konusunda gerçekten güzel imkanlar var Vancouver'da ve istedik
paranın en düşük olduğu yine şehirlerden biri. Bu da aklınızda olsun. Çünkü öğrencilerin en çok hani soracağı şeylerden biri bu. Bir diğer hani şey de tabii ki Vancouver ekonomisi hani diğer eyaletlerde veya diğer ülkelerde zaman zaman hani ekonomide hani daralmalar söz konusuyken, krizler söz konusuyken Vancouver 2013'ten beri hiçbir hani aksama göstermeden büyüme hızını devam ettiren bir şehir. Ve 2028'e kadar 903 bin yeni iş açığı olması bekleniyor Vancouver'da. Bu ne demek? Sonuçta yeni iş açığı var ama şu anki hani verilere göre bakıldığı zaman Kanada'nın kendi genç nüfusu bu iş imkanını karşılayacak kapasitede değil. Bu yüzden bu rakamın en az %30'unun göçmenler tarafından, yani öğrenciler hani büyük çoğunluğu öğrenciler oluşturuyor, tarafından karşılanması bekleniyor. Hani bu çok umut verici hani rakamlar açıkçası. Çünkü sadece şu anki iş potansiyeli değil, gelecekte de bu iş potansiyelinin artacak olacağını bilmek daha doğru bir hani kariyer için doğru bir seçim olduğunu gösteren hani sebeplerden biri açıkçası. Evet. Allah Allah. Ben sunumu bir kusura bakmazsanız değiştireceğim. Burada bir sorun olmuş. Yani slide atlıyor. Birinden diğerine geçiyor. Hemen çok özür dileyerek yeni bir şey açayım. Biz daha çok size odaklanıyoruz zaten, yani sunum sadece görüntü olarak var aslında. Ama hani fotoğrafları falan da hani tamam, siz nasıl rahat olacaksanız için, öyle yapalım. Hemen oradan şey yapayım. Bir saniye bekleteyim. Ama PowerPoint olarak şey yapamıyoruz bunda sanırım, değil mi? PDF mi olması gerekiyor? Bilginiz var mı? Paylaşımını durdurun şu an. Yeniden başlattığınızda o dosyanın onayını soracak size. Paylaşmak istediğiniz yeni dosyanın onayını soracak. Heh, şimdi bu yok, bu değil. Bu şu anki zaten galiba. Şu anda neden Vancouver dediği şey görüyor musunuz? Evet evet, görüyoruz şu an. PowerPoint görüyoruz. Ha, görüyorsunuz tamam. Ha, evet, bu. Tamam, çünkü hani diğerinde bu sayfalar atlanmış, nasıl oldu anlamadım. Az önce tamam. Aynı sunumla webinar yaptım halbuki. Tamam, ben şey yapayım. Oraya geleyim. İçerik kısmını görüyoruz şu an. Tamam. Kariyer için doğru seçim. Şimdi kampüsleri görüyor musunuz? House kampüsü, London Building kampüsü. Tamam, süper. Tamam, bir saniye. Şunu da şöyle alayım. Tamam. Şimdi bu gördüğünüz zaten, hani aranızda Vancouver görmeyen var mı veya gören var mı? Ona göre daha şey detaylı bilgi vereyim. Vancouver'ı gören varsa. Ben görenlerden değilim. Ben de görmedim. Not yet. Ama evet, yani görürsek de görürsün. Evet, bu cevabı alacağımı biliyordum. Çünkü hep Kanada'ya gidenler var ama gitmişlerse ancak Toronto'yu görüp gelmişler. Çok Toronto. Vancouver'a hani fırsat... Evet, fırsat gelmiyor hani genelde ama çok samimi söylüyorum. Çünkü dediğim gibi hani 10 yıldır hani Kanada okulları için çalışıyorum. Bunların arasında hani Toronto okulları da vardı vesaire ama gerçekten hani Vancouver'ın yeri ayrıymış. Hani ve gören hani her öğrenci de hani aynı şeyi söylüyor. Çünkü hani iklim tamam çok önemli bir şey ama iklimden de öte beni açıkçası en çok hani celbeden şey mentalitesi. Hani İstanbul'un kapısı, İstanbul'un havası İzmir'in kapısı diyorum. Benim lafım. Patent bana ait. Çünkü gerçekten havası ılıman, İstanbul'a aynı iklime sahip ama insanları da eğitim ve kültür seviyesi olarak çok daha yüksek Toronto'yla kıyaslandığı zaman. Hani İzmirliler nasıl hani hem eğitim kültür seviyesi yüksektir ki hani İzmirli arkadaşlarımız daha iyi bilecektir. Ama nasıl İzmirliler hemen Cuma'dan işte tatil planlarını yaparlar, Çeşme'ye, Ayvalık'a kaçarlar. Hani yaşamdan zevk almasını da bilirler ya.
Vancouver'da aynı şekilde. Hani yağmurlu havada bile işte parkta yoga yapanları görürsünüz. Atıyorum işte sürekli kışın bile plajda barbekü partileri, bisiklet turları, hani sürekli aktif bir yaşam var. Hani Toronto gibi hani dev gökdelenlerin arasında hani kaybolmuş bir şehir değil. Toronto'na çok güzel yanları var. Toronto'da çok severim. Ama Vancouver biraz daha hem büyük şehri sunan ama bu büyük şehirde hani çok daha sakin ve kaliteli bir yaşam sunan bir şehir açıkçası. Ki bu görüntü, bu fotoğraf bence neden Vancouver'ın bir diğer sebeplerinden biri bana göre. Hani gerçekten okyanus kıyısında olması doğal güzellikleri de hani çok daha artırıyor. Buradaki London Building'te gördüğünüz şu anki kampüsümüz. Şu an devam eden, eğitimi devam eden kampüsümüz. Muhakkak görmüşsünüzdür hani şeylerini, bilgilerini. Temmuz ayı itibariyle de Vancouver House kampüsümüzde eğitime başlayacağız. Ve Vancouver House kampüsümüzde sonuçta ikisi aynı anda eğitime devam edecek ve ikisi birbirine yürüyüş mesafesinde. Bu gördüğünüz ada gibi olan yer Downtown Vancouver zaten. Vancouver'ın tamamı değil. Burada residential, yani ailelerin yaşadığı bölge hem karşıda North Vancouver'da hem bu bölgede devam ediyor. Burası Downtown. Biz tam Downtown'ın merkezinde birbirine 10 dakika mesafede iki kampüste eğitim veriyoruz. Çünkü biz geleneksel bir üniversite değiliz. On binlerce öğrencisi olan, yüzlerce programı veya işte devasa kampüs olan bir üniversite değiliz. Biz iş odaklı bir üniversiteyiz. Daha çok işletme programları var ve hani asıl amacımız mezunlarımızı iş hayatına hazırlamak. Yani diplomalı işsizler yaratmak istemiyoruz. Tamamen Kanada iş hayatına, global iş hayatına hazır mezunlar yaratmak istiyoruz. Bu yüzden bizim kampüsümüz şehir merkezinde. Duyabiliyorsunuz mu? Bu ses istediği gibi oldu. Duyuyoruz, duyuyoruz. Evet, duyabiliyoruz. Evet, duyuyoruz size. Tamam, süper. O yüzden biz iki kampüsümüz de şehir merkezinde büyük şirketlere yürüyüş mesafesindeyiz. Çünkü bizi tercih eden öğrenciler artık kampüste çimlere yayılmaktan çok büyük şirketlere yürüyüş mesafesinde olmayı tercih ediyor. Çünkü şehir merkezinde uzak, izole bir kampüste eğitim alırken öğrenci kampüs olanaklarından faydalanabiliyor belki ama devletin verdiği part-time çalışma iznini kullanmakta çok sorun yaşayabiliyor. Çünkü kampüs içindeki olanaklarla, iş olanaklarıyla sınırlı kalabiliyor. Merkeze gidip gelmesi part-time işi için hani zor olabiliyor bazen. O yüzden daha hani kalifiye olmayan vasıflı işlerde çalışabiliyorlar. Ama bizim okulumuzda genelde hani yüksek lisansta birkaç ay sonrasında, eğitime başladıktan birkaç ay sonrasında veya lisansta hani bir yıl hani sonrasında kafe, restoran tarzı işlerden çok daha basitli, daha kalifiye part-time işlerde çalışma şansları oluyor. Çünkü kampüsler etrafında birçok hani seçenek bulabiliyorlar açıkçası. Bu güzel bir hani avantaj ve burada yine şeyleri göstereyim. Şeyi göstereyim bu arada. Plajlardan bahsetmiştik. Bu yeni kampüsümüz hemen plaja yürüyüş mesafesinde, 5 dakika yürüyüş mesafesinde ve buradan denize girilebiliyor. Hani İstanbul'da veya İzmir'de hemen deniz gördüğünüz yerde giremeyebiliyorsunuz bazen ama burası komple sahil şeridi. Kumsal ve hani dünyanın en uzun sahil şeritlerinden birine sahip Seawall dediğimiz hani bölge. Ve daha ilerisi Bachelor Stanley Park. Karşısı Granville Island dediğimiz Vancouver'un en turistik merkezlerinden biri. Yani lokasyon olarak hani öğrencilerin gerçekten çok zevk alarak eğitim alacakları bir kampüs olacak, yeni kampüs. Şu anki kampüsümüzde ana metro istasyonunun hemen yanında ve tarihi bir bina. Hani kime sorsalar gösterecekleri, kaybolma şanslarının olmadığı bir bina. O yüzden hani her ikisi de amaçlarına uygun, avantajlı kampüsler. Buraya geçeyim. Bu yeni kampüsümüz, Vancouver Hall dediğimiz ödüllü bir proje. 2020'nin en ses getiren projesi seçildi. Bu üstü çimli gördüğünüz hani binalar, burası bizim kampüsümüz olacak. Ama bu konsept içerisinde alışveriş merkezi, işte marketi, işte sineması gibi birçok farklı, iş merkezi gibi birçok farklı iş alanını birleştiren bir konsept. Bu üstü çimli gördüğünüz binalar bunlar olacak. Şu anda dış inşaat tamamen bitmiş durumda. İç dekorasyonu tamamlanıyor ve Temmuz ayında biz örgün eğitime başlayacağız. Çünkü eğer bu Kanada'nın hani karantinayı gevşetme sürecinde bir
değişiklik olmazsa şu an için BC Temmuz itibariyle post-secondary school'ları açacağını açıkladı. Biz o yüzden Temmuz intake'imize halihazırda Kanada'da olan öğrenciler için şu anda planımız Temmuz intake'inde bu yeni kampüsümüzde eğitime başlayacağız açıkçası. Gördüğünüz gibi ve bu yeni kampüsün bir diğer avantajı da bizim IBM, Microsoft, Salesforce ve Tableau ile ortaklığımız var, iş ortaklığımız var. Bizim tüm eğitim programlarımızın teknik altyapısını bu teknoloji devleri sayesinde sağlıyoruz ve her öğrencimize Office 365 hediye ediyoruz. Her öğrencimiz Salesforce CRM eğitimleri alarak mezun oluyor. Yakında zaten bir MBA ve IT programımız da eğitim vermeye başlayacağız. O yüzden biraz daha öğrencileri teknik altyapısını güçlü bir şekilde geliştirmeye çalışıyoruz. O yüzden yeni kampüsümüz de teknolojik anlamda bunu çok rahat karşılayabilecek bir kampüs olacak. 8400 metrekarelik bir alana sahip. Son derece modern bir kampüs olacak açıkçası. Umarım öğrencilerinizi ağırlama fırsatı elde edebiliriz bu yeni kampüsümüzde. Bu arada ben hızlı devam ediyorum ama arada sormak istediğiniz bir şey olduğu zaman ne zaman isterseniz sorabilirsiniz. Ve tabii ki sonuçta okulumuzun kalitesini belgeleyen şeylerden biri de akreditasyonlarımız. Çünkü Türk öğrencisi için bu her zaman için önemli bir soru. Özellikle özel bir üniversiteysek. Sonuçta biz özel bir üniversiteyiz, devlet üniversitesi değiliz ve Kanada'da çok alışık olmadığımız bir şey. Çünkü üniversitenin büyük çoğunluğu devlet üniversitesi Kanada'da. Ama öğrenciler eğer özel olduğumuz için herhangi bir güven sorunları olursa şunu hatırlatabilirsiniz. Kanada'da üniversite adı almak gerçekten çok zor bir şey. Bunun en güzel örneği şu, Türkiye gibi her önüne gelen üniversite açamıyor veya Amerika gibi. Amerika'da toplamda belki 4000'e yakın üniversite varken Kanada'da 200'ü geçmiyor. Bunun sebebi her isteyen üniversite açamaması, üniversite adı alabilmek için çok fazla kritere sahip olmanın gerekmesi. Biliyorsunuz çoğu kolej lisans diploması da veriyor ama üniversite adı alamıyor. Bizden çok daha fazla lisans programı olan kolejler var mesela ama üniversite adı alamıyorlar çünkü belli kriterleri var. Bu öğrenci için en büyük güven kaynağı olabilir çünkü biz özel de olsak üniversite olduğumuz için, üniversite adına sahip olduğumuz ve tüm programlarımız degree programları olduğu için tüm programlarımız devlet üniversiteleri aynı haklara sahip. Hem eğitim boyunca part-time çalışma ve tatillerde full-time çalışma izinleri var. Hem mezuniyet sonrası artı 3 yıl postgraduate work permit hakları var. Hem bizde eğitim alan öğrenci ailesiyle gelmek isterse eşlerine open work permit alma hakkı var. Yine çalışma izni alabiliyorlar. 18 yaş altı çocukları için de devlet okullarında ücretsiz eğitim alma hakları var. Yani bu haklara sahibiz ki Vancouver özellikle aile olarak gelmek için en güzel şehirlerden biri ve bizim şu an Türkiye'den çok fazla aile olarak gelen öğrencimiz var. Anne baba ve çocuk, hatta çocuklar, iki çocuğuyla gelen öğrencilerimiz de var. Hem bize de çok kolay sonuç alıyorlar. Toplamında zaten 2019'da hiç şeyimiz yok. Sadece tüm öğrenciler arasında bir reddimiz var. O da tekrar başvurmayı düşünüyor ama aile olarak başvuran arasında hiç reddimiz yok. Bu da aklınızda olsun. Çünkü bazen öğrenciler sorabiliyorlar veya çocuklarını liseye göndermek istiyorlar Kanada'da ama bütçeleri yetmiyor. Onun yerine anne veya baba MBA yapacak kriterleri sahipse eğer çocuğu direkt devlet okulunda ücretsiz olarak okuyabiliyor açıkçası. Ve diğer tabii ki kalitemizin göstergesi olan şeylerden biri de akreditasyonlarımız. ACBSP akreditasyonuna sahip University of Canada ve MBA programları ve ticaret lisans programı tüm dünyadaki işletme programlarını akrediteden bir kurum ACBSP. Aynı zamanda ASCSB üyeliğimiz de var. Bu her ikisi de en kaliteli işletme programlarının üye olduğu akreditasyon kurumları. Burada sizi ilgilendirecek en önemli diğer akreditasyon BCCIT akreditasyonu. Bu British Columbia'daki tüm üniversitelerle yaptığımız kredi transfer anlaşması. Yani bizde ön lisans veya lisans eğitimi alan bir öğrenci BC'deki başka bir üniversiteye transfer olmak isterse hiç ders kaybetmeden tüm kredilerini transfer edebiliyor. Tabii geçer not aldı derslerini. Artı Ontario ve Alberta'da birçok üniversiteyle anlaşmamız var yine. Bu öğrenci için güzel bir seçenek. Çünkü bazen
öğrencinin hedefi aslında başka bir bölüm okumak olabiliyor. Ama direkt kabul alamayacaksa eğer biz de başlayıp geçebiliyor. Ya da bütçesi yeterli olmayabiliyor direkt kitap okulda okumak için. Kolejdeki gibi 2+2 mantığıyla University of West'te 2 yıl eğitim alıp sonra transfer olabiliyor başka bir üniversiteye. Bu da aklınızda olsun. Evet, peki neden University of West? Sonuçta birçok okul var, birçok hani seçenek var. En önemli farkı bir saniye görebilir miyim? Bizim... Affedersiniz. Tabii. Yok, estağfurullah, olur mu? Şimdi British Columbia'daki herhangi bir üniversiteye University of Canada West'te yeterli başarıyı, gerçekten iyi bir akademik başarı yakaladıktan sonra transfer olma şansı var mı öğrencinin? Yani UBC'ye mesela sizden sonra transfer olabilir mi lisans tarafından? Aynen ki var ya, UBC'ye transfer olmuş daha önce öğrenciniz var. Benim de ilk sorduğum buydu. UBC'ye de geçebilir mi diye. Yani evet, orası... geçebilir ama ama şöyle ki, tek kriter bizdeki aldığı notlar değil tabii ki. Lise notları yine önemli. Sonuçta lisede de hani belli bir hani not olması lazım ama hani direkt liseden mezun olup hani UBC'den kabul alacak kriter değildir ama üstüne bizimdeki notları da eklendiği zaman olabilir belki. Ama sonuçta şey olabilir, daha çok hani o UBC gibi yüksek hedefi varsa o zaman hani işte de lisans bölümünden değil de ön lisans bölümünden transfer olması daha kolay. Çünkü biz biraz sonra anlatacağım, ön lisans bölümümüzde farklı seçmeli dersler de var. Hani özellikle başka bölüm okumak istiyorsa. İşletme okuyacaksa sorun olmaz da. Başka bir sözel bölüm okuyacaksa ön lisans programında farklı alanlarda seçmeli dersler var. O yüzden hani işletme dışında bir bölüme devam edebilir. Hani o yönden o daha mantıklı oluyor. Hani bilgisayar vesaire devam etmek için. Ama tabii ki bir garanti veremiyoruz o konuda. Çünkü hani şey bağlı. Biz de aldığı notlara, o dönemki UBC'nin hani şeyine bağlı. Ama şansı var. Bizden geçen öğrenci hani lise notları da yüksekmiş. Hani ona özellikle hani sormuştum. Hani o daha çok ekonomik olması açısından bizi tercih edip geçmiş açıkçası. O yüzden hani şeyi bilmiyorum. Lise notu çok düşük ama bizdeki notu yüksek bir öğrenciye geçebilir mi emin değilim. Ama en azından şansı var. Ha, UBC olmaz, Simon Fraser olur. Hani sonuçta yine iyi bir top bir okula geçme imkanı olabilir öğrencinin ki okurken çok sıkı bir guidance desteği alıyor zaten. Hani ona bilgi veriliyor okuldan. Ha, sen bu lise ortalamasına göre hani bizden şu dersleri alıp şu ortalamayı alırsan ve UBC'de bu bölüme geçersin. Yani geçme şansın var veya işte bu okulda bu bölüme diye yönlendiriyorlar. Öğrenci ona göre ders alıp ona göre karar veriyor. Tamam, süper. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Estağfurullah. Ben de bir soru sorabilir miyim siz devam etmeden önce? Tabii ki. Programların sonrasında work permit alma kısmı nasıl oluyor özel üniversite olunca? Normal üniversite ya da kalıcı, devlet kalıcındaki gibi öğrenci programını bitirdikten sonra artı 3 yıl work permit alabiliyor mu? Postgraduate work permit alabiliyor tabii mu? Tabii ki. Dedim ya, bizdeki bir üniversite adına sahip olduğumuz için, iki bizdeki tüm programlar degree programı olduğu için. Hani bizde kısa süreli bir sertifika programına gelirse postgraduate work permit alamaz. Ama bizde şu anda ön lisans, lisans ve yüksek lisans programları var ve hepsi degree granting hani programlar. O yüzden bizdeki herhangi bir programı bitiren öğrenci aynı devlet kolejindeki veya devlet üniversitesindeki gibi artı 3 yıllık postgraduate work permit alabiliyor. Ki hani normal CIC'nin sayfasındaki o postgraduate work permit eligible okullar listesine varız hani zaten. İsterseniz hani sonrası o linki de gönderebilirim. Hani o yönden tamamen devlet okullarıyla aynı standartlara sahibiz. Dediğim gibi üniversite olduğumuz ve hani degree programı sunduğumuz için. Teşekkür ediyorum. Şey diye rica ederim. Ki şu anda zaten hani şey onun öğrencilerimiz de var. Hani atıyorum hem hani postgraduate work permit almışlar var ama aile olarak gelenlerde de hani o dependent vizeyi almış olan çok öğrencimiz var. Çünkü o hakkımız olmasa zaten o dependent vize hakkı da olmuyor açıkçası. O yüzden hani onlarda hiçbir sorun yaşamadık ki tam tersi dediğim gibi hani bize de hani gerçekten hani çok hani büyük bir hani kolaylık hani yaşıyoruz. Çünkü hani özellikle yüksek lisans programlarında. Çünkü biliyorsunuz şu anda büyük bir çoğunluk Kanada kolej programlarına gitmek istiyorlar. Burada sonuçta iyi bir işleri lisans diplomaları olmasına rağmen, hatta belki masterlar olmasına rağmen tekrar kolejde diploma programlarına katılıyorlar. Sırf Kanada'ya göçmen olmak için kolejler en ekonomik seçenek diye. Haklılar birçok konuda ama
çoğu zaman hani bu başvuruda hani reddede sonuçlanabiliyor. Çünkü kolejdeki diploma programlarının büyük çoğunluğu 2 yıllık olanların büyük çoğunluğu lisans 6 dereceler. Yani postgraduate level'da değil. Bir postgraduate olanlar 1 yıl sürüyor genelde. Ama öğrencinin göçmenliği garantilemek için en az 2 yıllık bir programa kaydolması gerek ki 3 yıllık çalışma izni alsın. Çünkü 1 yıllık programa giderse 1 yıl çalışma izni alıyor. 1 yıl çalışma izninin sonunda göçmenliğe başvurabilmesi için mezun olmadan işini bulmuş 365 gün full time çalışmış olması gerek ki göçmenliğe başvurabilsin. Genelde öğrenciler en erken birkaç ay sonra iş buluyorlar. Çünkü devlet kolejinde en iyi kolej bile olsa 10 binlerce öğrenci olan bir kolej tek tek öğrencilerle ilgilenme şansı yok. Öğrencilerin hani iyi bir diploma alıyorlar, eğitim alıyorlar belki ama iş hayatına hazır olarak mezun olamıyorlar çoğu zaman. Bu yüzden iş bulmaları daha zaman alabiliyor. Bu sefer ne oluyor? İşini buluyor ama daha bir yıllık çalışma şartını doldurmadan vizesi bitiyor. Göçmenliğe başvurmadan geri dönmek zorunda kalıyor. Eğer 2 yıllık o lisans altı diploma programına kaydolursa bize de sorun yaşayabiliyor. Çünkü zaten halihazırda lisansı veya yüksek lisansı iş deneyimi olan biri neden daha alt seviyeli bir programa kaydoluyor diye konsolosluk sorguluyor tabii ki. Ama bizdeki MBA programı olduğu için hani master'ı bile olsa ki var şu an hani farklı alanlarda master diplomasına sahip öğrencilerimiz de var. Ama üstüne MBA yapmasını bir sakınca olarak görmüyor konsolosluk ve çok daha rahat vize veriyor. Çünkü MBA özellikle hani birçok farklı sektörden birçok farklı alanda eğitim almış öğrencilere uygun olan bir program. Onu da yeri gelmişken belirteyim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, neden University of Canada West diyorduk? Bir. Var mı bir soru daha mı var? Tamam. Yok sanırım. Neden University of Canada West dersek hani en önemli farkımız açıkçası biz dediğim başta anlattım. Geleneksel bir üniversite değiliz. Bizim tek bir amacımız var. Öğrencileri iş hayatına, Kanada iş hayatına, global iş hayatına hazırlamak. Bu yüzden bunu nasıl yapıyoruz peki? Önce tüm eğitim müfredatımız daha modern, daha güncel bilgilerle donatılmış. Şu andaki hani büyük şirketlerin, işverenlerin ihtiyacına göre hazırlanmış. Yani öğrenci eğitimi alırken o bilginin işine yarayacağını ve güncel bir bilgi olduğunu biliyor. Bu da motivasyon için gerçekten önemli bir süreç açıkçası. Artı tüm eğitmenler iş hayatının içinden gelmiş şu an eğitmenler. Hem akademik yönü çok güçlü, hani çoğunun PhD'si var aynı zamanda. UBC'de ders veren ortak hocalarımız var mesela veya daha öncesinde diğer devlet üniversitelerine ders vermiş hocalarımız var. Ama hepsinin ortak noktası aynı zamanda iş hayatının içinden de gelmiş olmaları ki deneyimlerini öğrencilerle çok daha rahat paylaşabiliyorlar. Daha sonuçta butik bir üniversiteyiz. Yani toplamında 3500 öğrencimiz var ve bu biraz daha öğrenci, daha küçük sınıf mevcudu var tabii. Öğrencilerle öğretmen arasındaki diyaloğu daha tabii ki hani artıyor ve onların deneyimden faydalanma şansını artıyor. Bu tabii ki ne mezun oldukları zaman işe girme oranlarını artırıyor. Yani öğrenci şunu bilmeli. Yani hedefi ne? Hedefi akademisyen olmaksa uygun bir okul değiliz. Ama hedefi iş hayatına atılmak. İster Türkiye'de, ister dünyanın herhangi bir yerinde, ister Kanada'da. Bağlantı kesildi, bir şey geldi ama duyabiliyor musunuz şu an? Evet, evet. Biz duyabiliyoruz. Evet, duyabiliyoruz. Biz duyabiliyoruz. Bana bağlantı kesildi diye bir uyarı çıktı birden de korktum. Dediğim gibi hani şeyde gerçekten hani iş hayatına hazırlanmak ise özellikle Kanada'da sonrasında kalmayı düşünen öğrenciler için en uygun seçeneklerden biri. Çünkü bir, öğrenci iş hayatına hazırlıyor. İki, aktif çalışan bir kariyer merkezimiz de biraz sonra yine anlatacağım. Öğrencilerin iş bulma şanslarını artırıyor. Ve sonuçta daha uygulamalı bir eğitim verdiğimiz için öğrenci işin özünü öğrenerek mezun oluyor. Yani iş hayatına hazır halde mezun oluyor. Yani diyelim ki pazarlama eğitimi veriyoruz diyelim. Oturup 2 saat geleneksel eğitim sistemindeki gibi pazarlamanın tarihçesi, tanımı gibi şeylerle vakit kaybetmiyorlar. Hemen gruplara ayrılıyorlar mesela. İşte sen işte Coca-Cola'nın müdürüsün, sen Pepsi'nin pazarlama müdürüsün. Türk marketinde böyle bir sorun var, nasıl çözersiniz gibi. İşin özünü kavrayıp daha aktif hani katılabilecekleri şekilde bir eğitim alıyorlar.
ki genelde hani bazı öğrenciler kolejleri bu nedenle de tercih ediyor. Hani kolejler daha uygulamalı eğitim veriyor diye. University Canada West'in en büyük avantajı kolejlerin uygulamalı eğitimini üniversitelerin diplomasıyla sunabilmesi ve bunu kolej maliyetine sunabilmesi. Biraz sonra fiyatları da anlatacağım. Hani Türk öğrenciler özel burslarının sayesinde maliyet de çok daha düşük. O yüzden çok daha fazla tercih ediliyor şu anda. Bir diğer avantajımız da 4 farklı başlangıç tarihimiz olması. Çünkü kolejlerin, üniversitelerin büyük çoğunluğunda 6 ay hatta 1 yıl öncesinde doluyor çoğu program. Ve daha öncesinde başvurmak gerekiyor. Ve Türk öğrenciler her zaman o kadar ileri görüşlü değil. O kadar hani erken başvuru yapamayabiliyorlar çoğu zaman. Ya da popüler programlar çok erken dolmuş olabiliyor. Bir dönemi kaçırdığı zaman belki bir yıl daha beklemek zorunda kalabiliyor. Her bölüm, her dönem açılmayabiliyor vesaire. Bizde öyle değil. Bizde her program, her dönem açılıyor ve toplamda 4 dönemimiz var. Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim dönemlerimiz var. Şu anda Temmuz ve Ekim dönemi için kayıt alıyoruz hala. Temmuz dönemi için kampüsümüz açılacak ama Türkiye'den öğrenciler gelebilir mi onu henüz bilmiyoruz. O yüzden Temmuz'da kaydolan öğrenciler için iki seçenek var. Bir, isterlerse Temmuz'da eğer her şey açılmamış olursa Ekim'e erteleyebilirler. Hiçbir hani ücret veya fark ödemeden ya da online eğitime başlayabilirler. Kanada'nın yine öğrencileri desteklemek için sunduğu artılardan biri bu süreçte, koronavirüs sürecinde alınan online eğitimleri de örgün eğitimmiş gibi sayacak. Yani öğrenci burada bir dönem, iki dönem online alsa bile Kanada'ya gittiği zaman, mezun olduğu zaman tüm eğitimi örgün eğitim olarak almış gibi 3 yıllık postgraduate work permit alacak. Bu yüzden bazı öğrencilere cazip geldi bu. Hani işinden ayrılmadan, Türkiye'de hani halihazırda çalışırken, ailesinin yanındayken online eğitime hani başlayayım diye hani tercih ettiler. Bir dönem online alırım, sonrasında hani Kanada'ya devam ederim diye düşünenler de var. O yüzden Temmuz içinde hala hani şey yapıyoruz, kayıt alıyoruz. Ama büyük çoğunluk şu anda Ekim 2020 dönemi için açıkçası. Ama bu güzel bir avantaj çünkü bu şeyde de ilk koronavirüsü hani sınırlar kapatıldığı zaman da büyük bir avantaj sağladı bize. Çünkü hem şeyde Nisan intake'imizde tam bizim öğrencilerimiz gideceği zaman sınırlar kapatıldı. Öğrencilerimiz bir kısmı Kanada'ya varmıştı, bir kısmı daha yeni gidecekti. Burada kaldılar. Sonra vizesi olan öğrenciler için sınırlar açıldı. Ama bazı öğrenciler hani o dönemde gitmek istemediler sonuçta. Henüz neyin ne olduğu belli değildi. Hani ailenin ayrı olmak istemediler. Türkiye'de kalanlar da oldu. Avantajı şu, hani bir yıl beklemek zorunda değiller. Temmuz'da erteledikler hemen programlarını. Bir kısmı online eğitimine başladılar. Çünkü bizdeki tüm programların aynı zamanda online seçenekleri de var. Hani çoğu üniversite gibi bir son dakikada bir online eğitime geçmeye çalışmadık. Tüm programların zaten halihazırda online eğitimleri vardı. O yüzden biz hem en erken online eğitime geçenlerden biri olduk. Hem de bunu en sorunsuz, en güzel şekilde veren okullardan biri olduk. Hani bu da bir avantaj açıkçası. Ve bir diğer tabii ki avantajımız daha esnek kabul şartlarımız olması. Biraz sonra anlatacağım ama normalde Kanada'da kolejlerin hani şu anda daha popüler olmasının bir diğer sebebi de öğrenciler öncesinde kolej nedir bilmiyordu. Master yapmak için geliyordu Kanada'da ama her master yapmak istiyorum sorusunun cevabı ortalamanızın 3'ün altındaysa şansınız yok hani oldu maalesef. Çünkü Kanada'da üniversitelerin büyük çoğunluğu 3'ün altındaki bir ortalamayla hani kabul vermemekte. Ve Türkiye'de de 3'ün üzerinde ortalama bulmak her zaman çok kolay değil. Biz University Canada West olarak 3'ün altında ortalaması olan öğrenciler için de hani kabul şansımız var. Önden kısa bir hazırlık alarak hani bu şansları olabiliyor. Özellikle MBA programında diğer MBA okullarında en az da 3 yıllık, 5 yıllık iş deneyimi olmadan MBA yapma şansı da sunulmuyor. Biz yine iş deneyimi olmayan öğrenciler için de bu hazırlık programıyla MBA programına kabul alma imkanı veriyoruz. Ortalama konusunda şu an için biraz esneyiz açıkçası. Diğer ülkelerde bu kadar esnek değil. Hani biz Türkiye'deki öğrenci sayısını artırmak için hani biraz daha esnek olabiliyoruz. O yüzden bu dönemde başvuran öğrenciler için çok büyük bir şans aslında. Belki seneye o ortalamaya MBA yapma şansları olmayacak. Ama bu şartlar
çok daha hani şeyde düşük ortalamayla sıradan bir kolej diploması almak yerine MBA diplomasına sahip olacaklar. Çünkü Kanada'da MBA özellikle Kanada ve Amerika'da çok tercih edilen bir program. Çoğu iş ilanında özellikle not düşüyorlar MBA mezunları tercih sebebimizdir diye. Hani sonuçta bir yüksek lisans diploması. Yani sonrasında göçmenliğe başvururken de bir artı. Çünkü en iyi kolejden bile mezun olsa burada lisans mezunu biri 2 yıllık bir diploma programına katıldığı zaman ki postgraduate diploma olmayacaktır büyük ihtimalle göçmenliğe başvururken en yüksek derecesi hala lisans olacak. Yüksek lisans olamayacak. Ama bizdeki MBA programı bitirdiği zaman yüksek lisans mezunu olarak başvuru yapabilecek göçmenliğe. Bundan ek puan alabilecek. Var mı buraya kadar bir soru? Yani bence iyi gidiyoruz şu an. Sanırım sorumuz da yok. Olursa çekinmeyin olur. Ha bu arada tamamdır. Şeyi de belirteyim. Hani Amri Bey hani sizler beni iyi tanıyorsunuz ama hani aramızda yeni katılan arkadaşlar için hani en önemli hani avantajlarımızdan biri bana göre övünmek gibi olmasın. University Kanada'da ben varım. Hani ben varım derken aman ben bu işi en iyi yapanım diye değil ama sonuçta bir üniversite için anında hani aynı saat diliminde ulaşabileceğiniz biri olması çok önemli bir şey bence. Kesinlikle. Çünkü kesinlikle. ne kadar deneyiminiz olursa olsun her üniversitenin farklı bir başvuru sistemi var, farklı işte kabul kriterleri var. Hani tam emin olmadan öğrenciye bilgi vermek ne kadar zor bir şey çok iyi biliyorum. O yüzden bir öğrenciniz mi var? Emin değilsiniz bize uygunlu değil mi? Bana normalde en çok kayıt gönderen danışmanlar şöyle çalışıyor. Hiç kendini yormuyor. Direkt beni arıyorlar. Sibel Hanım böyle bir öğrenci var. CV'si bu işte atıyorum transkribi bu. Ne dersiniz? Kabul alır mıyız? İşte ne yapması lazım? Ben hemen bilgi veriyorum işte şu kabul alabilir, bu şansı şu olur vesaire. Hatta şeyse normal zamanda hani hatta size de yaptık Ahmet Bey. Yani öğrenciyle hani bir Skype görüşmesi vesaire ayarlayıp birebir bilgi de verebiliriz. En kolay yol bu. Alışana kadar hani her şeyin tam nedirine bir öğrenene kadar hani sizin için de büyük kolaylık olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden bu şeyden sonra, eğitimden sonra da herhangi bir sorunuz olursa telefonla, e-mail'le, WhatsApp'la ne zaman isterseniz sorabilirsiniz. Onu da hatırlatayım. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Gerçekten çok büyük destek oluyorsunuz. Rica ederim. Estağfurullah. Yine söylediğiniz gibi herhangi bir sorumuz olursa ben zaten bunu sık sık yapıyorum size. Ama diğer herkes de Sibel Hanım'la iletişime geçebilir. Mail'le, WhatsApp'la. Evet. Teşekkürler. Tabii ki. Evet. Sibel Hanım. Gelelim. Tabii. Vancouver'ı çok güzel anlattınız. Belki böyle Instagram yayınımıza falan da katılırsanız. Öğrencilerim için tabii güzel. Çünkü Vancouver, Toronto kısmını gerçekten çok iyi biliyorlar ama Vancouver'ı bilmiyorlar. Artı evet. Hani Vancouver'da böyle güzel bir üniversite fırsatı da hani öyle bir şey de yapabiliriz. Yine o noktada da güzel tabii ki, olur. Tabii ki. Tabii ki hatta hani Ahmet Bey'le konuşuyorum hani sonrasında hani bir hem bir Instagram'da hani canlayıp sonrasında bir webinar da yapabiliriz hani öğrencilerle. Çünkü genelde ben şöyle yapıyorum. Instagram'da hani bir genel bilgi verip hani öğrencilerin biraz hani ilgisini hani çekip sonra webinar'e davet ediyorum. Hani genelde hani yapabiliriz tabii ki. Siz bana gün ve saat bildirin ben ayarlarım. Güzel olur. Teşekkür ederim. Tamam. Ben teşekkür ederim. Haber bekliyorum o zaman o konuyla ilgili. Tamamdır. Tamam. Evet, gelelim en önemli noktaya, kariyer olanakları. Çünkü biz dediğim gibi hani sonuçta top okul değiliz. Biz UBC değiliz sonuçta. University of Toronto değiliz. Hani bunu iddia etme çabası da değiliz asla. Peki neden bizi seçmeli o zaman öğrenciler? Bizim rankingimiz, biz sonuçta araştırma üniversitesi değiliz. Biz makaleler yayınlayarak rankinge girmiyoruz. Bizim rankingimiz mezunlarımızın işe giriş oranı. Çünkü biz business school olarak geçiyoruz. Biz hani öğrencileri iş hayatına hazırlayan, iş odaklı bir üniversiteyiz. O yüzden bizim başarı ölçütümüz mezunlarımızın işe girme oranı. Ve bu konuda gerçekten hani gurur duyarak paylaşacağım rakamlar var. Ama öncelikle kariyer merkezimizden kısaca bahsetmek istiyorum. Çünkü bu rakamlara nasıl ulaşabiliyoruz? Tabii ki öncelikle modern bir müfredat iş hayatının ihtiyaçlarını içeren. Önce öğrencileri o işe alabilecek seviyede eğitiyoruz. İş hayatının içinden gelen öğretmenlerle. Sonra daha uygulamalı derslerle hani tabii ki. Ama sonrasında da kariyer merkezimiz ilk günden itibaren öğrencilere A'dan Z'ye destek oluyor. CV Kanada usulüne göre nasıl olmalı, mülakat teknikleri, güçlü yanları veya işte atıyorum mühendis öğrenci.
Kanada'da hangi part-time işlere başvurmalı ki sonrasında mühendislik firmasında bir hani full-time işe girebilir vesaire gibi her türlü hani konuda destek oluyorlar bir. İkincisi sürekli şeyler iş fuarları düzenleniyor. Büyük şirketlerin HR departmanları öğrencilerle görüşüyor. Ve hatta hani bayağı yoğun düzenliyorlar bunu. Hani yılda bir kere iki kere göstermelik hani iş fuarları değil. Hani öğrenciler hatta şey her intake'den iki hafta sonra mesela job fair var mutlaka. Aralarda doluyor ama hani onu özellikle yapıyorlar. Ben ilk başladığım zaman hatta dedim hani erken değil mi? Daha yeni başladılar hani hemen işverenlerle görüşmeye hazır değiller diye. Okulun mantığı şu, ne kadar fazla mülakat yaparlarsa o kadar hani pratik yapmış olurlar, o kadar başarılı olma şansları artar. Bu gerçekten işe yarıyor ki biraz sonra açıklayacağım rakamlar hani şey yapacak dedi bu rakamların sebebi olduğunu hani anlayacaksınız açıkçası. Aynı zamanda büyük şirketlerin CEO'larıyla söyleşiler yapılıyor. Eski mezunlarımızla söyleşiler yapılıyor ki hem öğrencilere bir network olsun hem de bir fikir versin diye. Bunlar güzel hani şeyler, sebepler. Ve Ece'nin hani başta da sizin sorunuza verdiğim cevap gibi burada da bir şey var, link var. Oradan kopyalayabilir misiniz bilmiyorum ama hani şeyse bunu ben eğitimden sonra da gönderebilirim size. Ve işe yerleşme oranları. Son yapılan hani istatistiklerimize göre mezunlarımızın mezun olduktan sonra işe girme oranı 6 aydan kısa süre içinde işe girenlerin oranı %100. Bu Kanada'daki şu anda en yüksek oran açıkçası. Bizim de %91'di daha öncesi araştırma sonucunda. Ve bunlar Kanada hükümetinin yetki verdiği bağımsız araştırma kurumları tarafından yapılıyor. Ve en güzel yanı da şu, hani biliyorsunuz Kanada'da bir üniversite web sayfasında broşürde bir şey yayınladığı zaman hani bunun gerçekliğini ispatlamakta yükümlü. En güzel kısmı bu. Hani Türkiye'deki bir herkes en iyi benim diyemiyor. Dediğim gibi şeylerin özellikle bu yüksek lisans programı mezunları hani MBA mezunları ağırlıklı olarak yapılmış bir istatistik. Mezunların dediğim gibi 6 aydan kısa süre içerisinde %100'ü full time işe girmişler. %88'i mezun olduktan sonra 3 ay içerisinde, %67'si ise 1 aydan bile kısa süre içerisinde yani neredeyse mezun olmaz işe girmişler. Bu çok önemli bir kıstas çünkü bazı hani okullar hani şey diyebiliyor. İşte %90 işe yerleşme oranı, %89 işe yerleşme oranı. Güzel rakamlar ama süre çok önemli. Ne kadar sürede girmiş? Ben kendim bizzat sorduğum okullar oldu. Bu %90 güzel bir rakam. Hani ne kadar sürede? Süre yok. Mezun olduktan sonra. Yani belki mezun olduktan sonra bir yıl sonra, iki yıl sonra iş bulmuş. Onu da şey dahil etmişler. Ama bu bizim için başarı ölçüsü değil. Çünkü çok az öğrencinin 6 aydan daha uzun süre işsiz olmayı kaldırabilecek hani maddi manevi gücü vardır diye düşünüyorum. O yüzden 6 ay ve daha kısa süresinde full time iş bulmuş olanlar önemliydi bizim için. O yüzden daha önceki %91'lik rakamımız da yine 6 aydan kısa süre içinde bulanlardı. Ama şu anda bu %100'lük rakamla gerçekten gurur duyuyoruz. Ve mezunların çalıştığı şirketler arasında da hani Siemens'ten Apple'a kadar, Telas'tan işte Danone'ye kadar veya RBC'den işte Walt Disney'e kadar hem hani dünyada bir şirketler var hem de birçok farklı sektörden şirket var. Çünkü özellikle MBA programında birçok farklı altyapıdan öğrenci MBA yapabildiği için mezun oldukları zaman çok daha farklı iş sektörlerine yönelebiliyorlar. Hani burada da en önemli şeylerden biri şu, MBA deyince öğrenciler bazen şey düşünüyorlar. Ya ben mühendisim, mühendislikle ilgili bir alanda master yapmalıyım veya diplom programına katılmalıyım. Veya işte ben mimarım, onunla ilgili yapmalıyım. Ama MBA'nin en güzel avantajı hangi bölümden mezun olurlarsa olsunlar, hangi alanda iş deneyimleri olursa olsun her öğrencinin katılma şansı olması ve onları daha yöneticilik pozisyonları için hazırlayan bir program olması. Ama bizim okulumuzdaki programın farklı bir misyonu daha var. Çünkü uluslararası öğrenci olarak geldiği zaman öğrenci sadece iş hayatına değil, Kanada iş hayatına hazırlayan bir program. O yüzden hani çok daha avantajlı çünkü iş alanını daraltmak yerine kendi bölümleriyle ilgili bir alanda yüksek lisans yapıp iş alanını daraltmak yerine MBA yaptıkları zaman hem iş alanını genişletmiş oluyorlar hem de bizim gibi hani onları iş hayatına hazırlayan birçok network imkanı, destek imkanı sunan bir okulda
aldıkları zaman bu eğitimi mezuniyet sonrası işe girme oranları haliyle de göçmenliğe başvurma şansları daha yüksek olacaktır. Çünkü MBA programını bitirip hani ben şunu tavsiye ediyorum. Öğrenci ister mühendis olsun, ister mimar, ister eczacı ki şu an bizim öğrencilerimiz arasında tüm bu bölümlerden öğrenciler var. Dil bilimcisi de var, işte bankacısı da var, işte psikologumuz da var. Hani her bölümden meslekten öğrenci var. Hatta master olan dediğim gibi öğrenciler var. Aslında hedefi doktora yapmak olan öğrenci var. Ama direkt doktora programına kaydolamadığı için hani bir tezini kabul edecek hoca bulamadığı için ben en iyisi hani böyle bir programa kaydolayım. Hani Kanada'daki hedefine ulaşmak için en mantıklı ve en ekonomik yol gördüğü için MBA yapan öğrenciler var. Biz de MBA yaptıktan sonra işini bulup bir yıl çalıştıktan sonra göçmenliğe başvurabilir öğrenci. Göçmenliği aldıktan sonra istediği alanda yine uzmanlaşabilir. Ama bu sefer domestic fee'ye, Kanadalı öğrencinin ödediği ücretle yapabilir bu eğitimini gerek duyarsa. Ama en azından Kanada iş piyasasında öğrenmiş ve gerçekten hangi alanda uzmanlaşmaya ihtiyacı var bunu görüp de yapmış olabilir bu eğitimi. Yine dediğim gibi hani çalışır şirketler arasında işte UBS'den işte IBM'e kadar birçok farklı seçenek var. Evet. Yüksek lisans programı dedim ya geleneksel bir üniversite değiliz. Hani çok az programımız var. O yüzden de aslında çalışması kolay bir üniversiteyiz. Hani öyle o bölüm var mıydı yok muydu diye kafanızı karıştıracak bir okul değiliz. Yüksek lisansta sadece MBA programımız var. MBA'de de ister genel MBA yapabilirler, ister pazarlama yönetimi, finans veya liderlik alt dallarını seçebilir öğrenciler. Özellikle pazarlama yönetiminde dijital pazarlama konusunda çok güçlüyüz. Finans alanında da belki hani duranınız vardır. ACCA anlaşmamız var. Türkiye'de ACCA akreditasyonuna sahip serbest mali müşavirler veya finans çalışanları, muhasebeciler varsa öğrencilerin arasında böyle bir öğrenci denk gelirse eğer MBA programında hem direkt kabul şansı alabiliyorlar foundation'a katılmadan hem de o ACCA sertifikasındaki seviyelerine göre 4 derse kadar saydırma, hani muaf olma şansı elde ediyorlar. Neredeyse 10 bin dolara kadar daha düşük bir ücretle eğitim alabiliyorlar. Bu da aklınızda olsun. Eğer finans kökenli, muhasebe kökenli öğrencileriniz varsa ayrıyetten görüşebiliriz onlarla ilgili. MBA programında 2 yıl süren bir program. Hızlandırılmış seçenekle 1,5 yılda bitirebiliyorlar dediğim gibi. Ve burada onları işe atmaya hazırlayan eğitimleri alıyorlar. İlk yıl, İkinci yıl daha çok proje dersleri var ve daha az dersleri var. Çünkü öğrenciler daha iş hayatına odaklansın istiyor okul açıkçası. Ve bunda da başarılı olmuş gelin %100'lük bir orana sahip olduk hani şu anda. Gelin kabul şartlarına. En önemli kısmı bu açıkçası. Öğrencinin direkt MBA'ye kabul alması için 4.33 üzerinden 3 ve üzeri ortalaması olması gerekiyor. Yani bizim sistemimizde 4'lük sistemle 2.85 civarında. Eğer öğrencinin 2.85 üzeri ortalaması varsa ve 3 yıllık iş deneyimi varsa ya da işletme, iktisat gibi business temelli bir eğitim almışsa direkt MBA programına başlayabiliyor. Bu çoğu okulda benzer özellikler zaten ama bizim farkımız şu, öğrencinin ortalaması 3'ün altındaysa, iş deneyimi yoksa yine MBA'ye kabul alma şansı var. Nasıl? Önden sadece 3 aylık bir MBA Foundation programıyla. Bu 3 aylık foundation programı İngilizce eğitimi içermiyor. Tamamen işletme ağırlıklı ve not ortalaması yüksek olanla düşük olanın veya iş deneyimi olanla olmayanın MBA'den aynı verimi almasını hedefliyor. Ve çok da faydalı oluyor açıkçası. Özellikle mezun olduktan sonra işe atlatılmış eğitime ara vermiş öğrenciler için güzel bir geri dönüşünü, adaptasyonu oluyor. Veya hiç iş deneyimi olmayan öğrenciler için biraz iş hayatını tanıyıp da MBA'ye başlaması daha avantajlı oluyor. Bir yandan da sonuçta akşam eve nereden dönecektim, işte yemeği nerede yiyecektim diye düşünürken MBA dersleri alıp başına gidebiliyor. Önden MBA Foundation alırsa o adaptasyon sürecini daha kolay atlatabiliyorlar. MBA'de daha başarılı olabiliyorlar açıkçası. O yüzden bu güzel bir avantaj. Çünkü Türkiye'de 3'ün üzerinde ortalamalı öğrenci bulmak her zaman kolay değil. Çünkü hem ortalaması 3'ün üzerinde olacak, hem iş deneyimi olacak, hem Kanada isteyecek, hem MBA isteyecek, hem bütçesi buna yetecek. Hani gerçekten artık hani çok bilinmeyenli denkleme dönebilir.
Ama bu foundation sayesinde MBA hayalinden veya Kanada'daki master hayalinden vazgeçmiş birçok öğrenci için fırsat hani doğmuş oluyor açıkçası. Ve İngilizce olarak da IELTS 6.5 hani istiyoruz. Writing'de minimum 6 olmak kaydıyla. Ama şu anda IELTS test merkezleri kapalı biliyorsunuz. O yüzden bu koronavirüs sürecinde Duolingo sınavını da kabul ediyoruz. Artı Mayıs sonuna kadar, artık az bir zaman kaldı ama uzatırlar belki diye ümit ediyorum. Mayıs sonuna kadar başvuru yapan öğrenciniz olursa kendi online sınavımız var. Onu da ücretsiz olarak hani uygulayabiliyoruz. IELTS'lerine kabul edebiliyoruz. Orada güzel bir nokta daha var. Diyelim ki öğrenci şu an sınava girdi ama sonuç olarak IELTS 6.5 alamadı. Ekim dönemine başvuracak. IELTS 5 aldı şu anda. 5.5 aldı. Kabul almak için 6.5 almayı beklemesi gerekmiyor. IELTS 5 ve üzeri skoru varsa direkt bizden şartlı kabul alabiliyor. Hatta güzel bir haber vereyim. Koronavirüsü sürecinde öğrencilerin sınava girmeleri vesaire zor olduğu için IELTS 5'in altında bile olsa, yani daha doğrusu hiçbir İngilizce skoru olmadan öğrencilere şartlı kabul vereceğiz. Çünkü daha öncesinde ya IELTS 5 ve üzeri olduğunu ispatlaması gerekiyordu ya da herhangi bir pathway partnerimizle dil okuluna kaydoluna dair letter of acceptance sunması gerekiyordu. Şu an hiçbir İngilizce belgesi sunmadan da şartlı kabul alabiliyor öğrenci bu şeyde karantina sürecinde devam edecek şekilde. Ama güzel olan şey şu, dediğim gibi şu anda diyelim ki var sonucu IELTS 5 aldı, 6.5 gerekiyor. Ekim 2020'de başlayacak diyelim. Şu anda kabulünü alabilir, şartlı kabulünü, onunla vizesini alabilir. Ekim'e kadar tekrar sınava girip 6.5 aldığını ispat ederse hazırlığı direkt kaldırıyoruz. Yani şimdi hemen 6.5 almak zorunda değil, başlayana kadar vakti var öğrencinin. Lisans programlarımızda ise iki programımız var sadece. Biri ticaret lisans programı, diğeri de işletme iletişimi. Ticaret lisans programı, iktisat, işletme ve uluslararası ticaretin karışımı bir program. Ve Kanada'da en fazla talep gören programlardan biri. Çünkü Bachelor of Arts değil, Bachelor of Commerce degree alıyorlar. Ve BCom hani Kanada'da en fazla talep edilen degree'lerden biri. İş imkanı daha fazla olan seçeneklerden biri. Çünkü biraz daha iş hayatına hazırlayan programlar. Bizde tabii ki bir adım daha ötesine geçiyor. Daha da hani iş hayatına hazır halde mezun oluyor öğrenciler. 4 yıl süren bir program ama bunu da ilk yıl notları yüksek olan öğrenciler hızlandırılmış olarak 2,5 yılda bitirebilirler eğer isterlerse. Ders dağılımını görürseniz eğer 4. yılda çok az dersleri var ve daha çok proje dersleri. Buradaki amaç da şu, dediğim gibi iş odaklı bir üniversite olduğumuz için amacımız mezunlarımızın işe giriş oranını yükseltmek. Bunu sağlamak için ilk 3 yıl onlara eğitimleri veriyoruz ama son yıl İşe daha çok odaklanabilmeleri için daha az ders veriyoruz. Çünkü tam haftada 20 saat çalışma izinleri var ama dersleri yoğun olduğu zaman öğrenciler bazen daha basitsiz işleri seçiyor ki hani çok fazla hani şey yapmak, sorumluluk almak zorunda kalmasın diye. Ama dersleri az olduğu zaman yine part-time bile olsa daha kalifiye işlerde, daha büyük şirketlerde çalışabiliyorlar ki mezun oldukları zaman şey olsun, hani full-time iş bulma şansları artsın diye. İşletme iletişimi programı ise şu anda Türkiye'de çok talep gören bir program oldu açıkçası. Çünkü biliyorsunuz hani yeni nesil biraz daha farklı geliyor. Sosyal medya yönetimi diye bir meslek türedi. YouTuberlık diye bir meslek türedi. Veya ben psikoloji okuyacağım, sosyoloji okuyacağım diyen öğrenci sayısı çok fazla olmaya başladı. Bu öğrencilerin hepsinin ortak özelliği, anne babaları mezun oldukları zaman iş bulamazlar diye endişe ediyorlar. Çünkü hani ister istemez hani işletme veya mühendislik gibi programların daha fazla iş imkanı olabiliyor. Bu anlamda Üniversite Kanada çok inovatif bir hani program yaratmış bence. Çünkü bu program büyük şirketlerin kitlesel iletişiminden sorumlu olacak hani gençler yetiştirmeyi hedefliyor. Ders içeriğine bakarsanız antropolojiden psikolojiye işte birçok farklı insanı tanımalarını sağlayacak dersler de var. Ama onun yanı sıra işte sosyal medyadan işte görsel iletişim gibi, pazarlama gibi dersler de var. Ve işletmeyle birleştirmişler bu dersleri. Yani mezun oldukları zaman ister reklam
reklam sektöründe çalışabilirler. Büyük şirketlerin iletişim bölümlerinde çalışabilirler. Medya bölümlerinde hani sorumlu olabilirler. Ya da tamamen işletmeyle ağırlıklı bir iş yapabilirler. Çok fazla matematik vesaire görmeden daha sevdikleri konularda eğitim alma şanslarına sahipler. Hem de iş imkanları daha fazla. Hani bu da aklınızda olsun. Çünkü hani bazen öyle öğrenciler de geliyor. Hani çok matematik istemeyen veya işte lisede matematik notları daha düşük olan öğrenciler olabiliyor. Onlar için hem zevkle okuyacakları hem de daha kolay iş bulacakları bir program. Bir de ön lisans programımız var. Bu program kim için uygun? O başta bahsettiğim o tüm hani başka üniversite transfer olmak isteyen öğrenciler için uygun daha çok. Hangi bölüm okumak istediğin emin değilse veya direkt istediği üniversiteye geçecek ortalamaya ya da bütçeye sahip değilse ön lisans programıyla başlayabilir. Bu program genel bir program. Hani herhangi bir bölüm içermiyor. Öğrenci ders bölüm içeriğini tamamen kendi belirliyor. Birçok farklı alanda seçmeli ders hakkı var. İster matematik, bilgisayar bilimi gibi alanlara ağırlık verebilir. İster sosyal bilimlere, edebiyata veya işte ne bileyim laboratuvar derslerine ağırlık verebilir. Bunu nasıl yapacak? Okula başladığı zaman guidance ona soruyor. Sen hangi bölümde okumak istiyorsun veya hangi alanlarda, hangi derslerde ilgilisin? Hem öğrencinin isteğine bakılıyor hem becerilerine, güçlü yanlarına bakılıyor ve ona bir seçmeli ders planı oluşturuluyor. Ve aldığı derslere göre öğrenciye bilgi veriliyor. İşte sen şu dersleri alırsan, bu ortalamaya sahip olursan şu okula, şu bölüme geçebilirsin vesaire gibi. O yönden mantıklı bir program açıkçası. Bir diğer avantajı şu, özellikle şu an Ukraynalı öğrenciler çok yapıyor bunu. Direkt 4 yıllık lisans programına gelebilecek olduğu halde ön lisansa geliyor. Neden? Ön lisansı bitirip 3 yıllık çalışma izni alıyor öğrenci. 1 yıl 2 yıl çalışıyor. Hem para kazanıyor, ödediği parayı çıkarıyor, hem de göçmenliğini alıyor. Sonra lisansını domestic fee ile, Kanadalı öğrenci ücretiyle tamamlıyor. Hani bu çok daha hani hem maliyet açısından hem de göçmenliği daha erken hani garantilemek açısından hani mantıklı geliyor çoğu öğrenci için. Hani bazı öğrenciler de bu anlamda düşünüyorlar bu programı. Bazı öğrenciler de Türkiye'den öyle bir öğrencim olmadı açıkçası ama hani diğer ülkelerden var. Hani lise mezunu mature studentlarda hani yaşı 21 üzerinde olan öğrenciler düşünebiliyor bazen programı. Türkiye'den nasıl olur vize durumu çok emin değilim. Ama hani lise mezunu veya çalışan başvuru yaparsa ama iyi bir iş deneyimi varsa hani lise mezunu ama yaşı 20'nin 25'in üstünde olan öğrenciler hatta belki 30'un üstünde olan öğrenciler bu programı deneyebilirler. Lisans ve ön lisans programları için normalde hani 70 ve üzeri ortalama isteniyor transkripte ama hani özellikle lisansta yüksek lisansa göre daha az öğrencimiz var. O yüzden daha esnek olabiliyoruz açıkçası. O yüzden bir öğrenciniz olduğu zaman notu ne kadar düşük olursa olsun bana mutlaka bir transkript gönderin. Kabul alma şansı var mı yok mu bir değerlendirebiliriz. Bir tek şeyi belirteyim. MBA ile ilgili olarak atladım onu. Daha önce MBA yapmış olan öğrenci tekrar MBA yapamıyor. Hani onu bir hatırlatayım. Çünkü bazen hani çok fazla hani Türkiye'de de MBA diploması olan öğrenciler gelebiliyor. Hani maalesef onu MBA hani degree hani tekrar olarak görüyorlar. Hani hem bize de sorun olabiliyor hem de hani okul bunu hani kabul etmiyor. O bilginiz olsun. Ama MBA dışında herhangi bir master olan öğrenci tekrar MBA yapabiliyor. Evet, MBA Foundation'ı anlattım zaten. 12 haftalık işletme ağırlıklı bir program. İngilizce hazırlık programı da öğrencinin seviyesine göre IELTS 6 ve üstü olan 3 ay, 5,5 olan 6 ay veya 5 IELTS'e sahip olan 9 aylık hazırlık eğitimi alabiliyor. Language Gallery ile Fast Track Pathway anlaşmamız var ama onun dışında bütün hemen hani dil okullarıyla da Pathway anlaştığımız var. ILEC'den Kaplan'a, ILSC'den işte EC'ye birçok farklı dil okuluyla da anlaştığımız var. Önden hazırlık alması gereken öğrenciniz olursa da hem bizden şartlı kabul olabilir hem de bu partner dil okullarımızdan birinde eğitimle başlayabilir. O da aklınızda olsun. Başvuru evrakları zaten hani kolay ama bir öğrenciniz olduğu zaman zaten hani siz bana bilgi verirseniz ben daha detaylı hani aşama aşama o kısımda yardımcı olurum size. Ama ilk etap bana CV ve transkript gönderirseniz yani her şey çok daha kolay. Size daha doğru yönlendirmem
mümkün olabilir. Konaklamaya gelince biz tabii şehir merkezinde olduğumuz için kampüs yurdumuz yok maalesef. Ama kampüste yürüyüş mesafesinde birçok anlaşmalı yurdumuz var. Ama genelde yüksek lisansa gelenler yurt çok tercih etmiyor. Ayrı ev veya oda kiralamak istiyorlar. Bunun için de Vancouver'ın en büyük konaklama şirketiyle anlaşmalıyız. Ve öğrencilere hem aile yanı konaklama hem ev kiralama, oda kiralama gibi konularda destek oluyorlar. Üstelik herhangi bir depozito almadan, öğrenci buradan bir ücret ödemeden konaklamasını ayarlayabiliyor güvenilir bir şekilde. Buraya kadar var mı bir sorunuz? Teşekkür ederiz. Henüz bir sorumuz yok. En azından benim yok. Olan varsa. Siz biraz biliyorsunuz hani şeyleri, o yüzden hani evet. Belki diğer arkadaşlarım vardır. Evet, evet. Buraya kadar anlamadığınız veya hızlı geçtiğim bir yer varsa sorun lütfen. Teşekkürler Sibel Hanım. Gayet akıcı ve detaylı bir şekilde ilerliyorsunuz. Güzel oluyor. Tamam o zaman. Rica ederim. Hani inşallah çok sıkmıyorum sizi ama hani hazır bulmuşken tüm detayları anlatayım istedim. Yok estağfurullah. Gelin gözümden çok iyi ulaşabileceğim soruları gözetip de anlattığınız için gayet net açık anlaşılır yani. Tamam, çok sevindim o zaman. Gelelim en önemli kısma tabii ki. İyi güzel hoş anlattıklarım da hani öğrenciler bunun karşılığında ne ödeyecekler? Bence en güzel ve en hani cazip kısmı o. MBA programımızın 2 yıllık toplam ücreti 35.100 Kanada doları. Yani yıllık 17.500'e geliyor neredeyse, ki Kanada'daki çoğu kolejdeki diploma programı bile bu maliyetlerde neredeyse. Evet, aynı. Ki bu ücretler üzerinden 10.000 dolara kadar burs vermeye şansımız var. Hani öğrencilerin eğer notu yüksekse, iş deneyimi veya diğer artıları varsa yıllık 12.500 dolara kadar düşebiliyor bu maliyet. Bu en güzel hani avantajlardan biri açıkçası. Eğer öğrencinin iş deneyimi yoksa veya not ortalaması düşükse o zaman önden 7.000 dolarlık o MBA hazırlık programını alacak. O zaman işte hani toplam maliyet 42.000 dolara geliyor ama bunun üzerinden hani minimum 5.000 dolar bile burs alsa yine yıllık sonuçta 17-18.000 dolara hani geliyor. Yine hazırlık almasına rağmen, ortalaması düşük olmasına rağmen maliyetler kolejlerle aynı hani maliyetlerde ki bunun sonrasında bir yüksek lisans diploması oluyor. Bir MBA diploması oluyor sonuçta. Tüm dünyada geçerli olan bir diploma. Ve onu iş hayatına hazırlayan bir okulda alıyor bu hani eğitimi. Çünkü eğitim de bir yatırım hani hep söylüyorum. Sonuçta bu o eğitim için belli bir zaman ayıracak, emek ayıracak ve para ayıracak öğrenci. Bunun karşılığında ne aldığı önemli. Bizim şu an öğrencilerimiz arasında ODTÜ'den, Sabancı'dan, Boğaziçi'den mezun 3.56, 3.88'lik öğrencimiz bile var açıkçası bizde eğitim alan. Yani istediği tap okula gidebilecekken bize geldi. Niye? Öğrenci sonuçta diyor ki benim sonuçta UBC'de veya işte University of Toronto'da yüksek lisans yapıp da hani sokağa çıkacak bir 100.000 dolarım yok. Hani 50-60 bin dolar, 100.000 dolar verip hani şey yapmama gerek yok. Ben sonuçta beni hayatını hazırlayacak ve bana postgraduate work permit verecek bir okul istiyorum. Siz bunu sunuyorsunuz. Ben arada kalan 50-60 bin dolarlık farkı işime yatırım için kullanırım. Orada daha iyi iş bulmak için hani çabalamak için hani şey yaparım, bütçe olarak ayırırım diye düşünüyor. O yüzden mantıklı çünkü amaca yönelik olmamız hani çok büyük bir avantaj. Çünkü şu anda Kanada'da herhangi bir üniversite master yapmaya kalksalar hani herhangi bir bölümde yıllık 20-25 bin dolardan başlaması hani gerekiyor. Yani en az maliyeti toplamda 50 bin dolar genelde ki MBA dediğiniz zaman bu 100 bin dolarlara kadar çıkabiliyor. Ve en güzel yanı şu ilk başvuru ücretsiz dediğim gibi. Öğrenci başvuru yapıyor hiçbir ücret ödemiyor. Okuldan bir offer letter geliyor. Orada diyor ki tamam ben bu öğrenciyi kabul ettim. İşte burs verdim. Hazırlık okuması gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Tüm şartları öğreniyor öğrenci. Ondan sonra ödemesini yapıyor. Önden sadece 7.900 dolarlık bir depozito ödüyor. Sonrasını dönem dönem Kanada'ya gittikten sonra ödüyor. Ki şu an Kanada diyorum koronavirüsü sürecinde şöyle bir kolaylık da yaptık. Eğer öğrenci hemen vizeye başvuracak durumda değilse depozitosunu da iki taksitle ödeyebiliyor hatta. Öyle bir kolaylık da sağlayabiliyoruz vizeler açılana kadar. Sibel Hanım bu fiyatlarla ilgili bizimle hani detayları mail olarak da paylaşma şansınız olur mu? Hem sunumunuz hem de fiyatlar kısmı. Tabii ki. Hatta eğer hani şey yaparsak hani Ahmet Bey sizden rica edeyim hatta hani bana
Şu an hani güncel hani mail listelerini paylaşabilirsiniz ya hani Global Vision danışmanlarının. Hani ben topluca hani gönderebilirim hani hepinize. Çünkü hani bazı hani arkadaşların mail adresi yok bende. Hani yeni katılanların veya hani şey değiştirenlerin. Hani hepsini alabilirsem eğer ben paylaşırım. Hem şeyde hani iletişim bilgilerini de hani tekrar almış olursunuz ki bir sorunuz olduğu zaman daha kolay iletişime geçebilirsiniz. Tamam. Ben şeyden sonra eğitimden sonra iletiyor olacağım. Tamam, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet, lisans ve hani şu programlar, ön lisans programlarında da yine yıllık $17,500 geliyor yıllık maliyeti. Ama onda da yine burs şansı daha yüksek. Çünkü lisans programının da 4 yıl için toplamda $20,000 varan burs seçeneğimiz var. Ve lise notlarında yüksek ortalamaya sahip olmak biraz daha kolay olduğu için hani şu ana kadar hemen çoğu öğrencimiz güzel burslar aldı lisans programında. Buradaki şeyi dikkate almayın. Normalde önceden yıllık ödemeler farklıydı. Kredi başına ödeniyordu. Ama burada da amaç şuydu açıkçası. Hani son yıl öğrenciler daha az ders alsın, daha az ödeme yapsın ki ailelerine fazla yük olmasınlar diye yapılıyordu. Ama şimdi bunu Mayıs sonu itibariyle değişecek. Her yıl eşit olarak ödeyecekler. Çünkü hani ilk yıllar daha fazla ödeme yapmaları gerekiyor öğrencilerin o zaman. O da zorlayabiliyor. O yüzden hani 4 eşit hani şeye bölünüyor artık ödemeler ki o da yıllık ortalama $17,500 oluyor. Ama aldıkları bursla beraber hani not ortalamaları yüksekse $12,500 kadar düşebiliyor. Amerikan doları kıyasladığın zaman $8,400-$8,500. Çoğu vakıf üniversitesi bile Türkiye'de neredeyse aynı maliyetlerde. Hani o yüzden özellikle lisans programlarında da çok fazla tercihin oluyor ki bu koronavirüs dönemi lisans programına olan talebi daha da artırdı açıkçası. Çünkü bizim genelde MBA programında daha çok öğrencimiz var. Lisansa daha az kaydımız oluyordu. Mart'tan beri lisansa daha fazla talep aldık. Çünkü Türkiye'deki sınavların ne olacağı belli değil. Öğrencilerin motivasyonu kalmamış durumda. İyi bir yere girme ümitleri daha azalmış durumda. Ve çoğu öğrenci artık Kanada için çok geç diye düşünürken bizim hala başvuru şansımız olduğunu öğrenince çok şimdi güzel bir şey oldu. Talep geldi açıkçası. O da aklınızda olsun hani üniversite düşünürken yurt dışında vazgeçmiş öğrenciler varsa hani belki bu fırsatı duydukları zaman ilgilenebilirler. Ki özellikle o Instagram canlı yayınlarda, webinarlarda bahsettiğimiz zaman güzel geri dönüşleri oldu. Aklınızda olsun. Evet. Gelelim. Rica ederim. Diyelim burslara. Burslar, farklı farklı burslar var. Hani bunları da hani kafanızı çok şişirmeyeceğim açıkçası. Çünkü ben zaten hani öğrenci hani başvuru yaptığı zaman başvurabileceği tüm burslar için otomatik hani formda hani işaretliyorum zaten. Ama şu özellikle hani aklınızda olsun. Öğrenci eğer hani kabul olabilecek hani minimum kriterlerinizden sahipse en azından $5,000 bir burs almasını sağlamaya çalışıyoruz bu Türk öğrenciler için. Hani burada da hani amaç biraz daha hani o Türk öğrencinin sayısını artırmak. O yüzden öğrenci atıyorum $35,000 programda en azından $5,000 burs alsa MBA programı yıllık $15,000 geliyor. Hani daha da hani cazip açıkçası. O da aklınızda olsun. Aynı zamanda MBA'de eğitime başladıktan sonra da başarı bursu alma şansı var. Yani çünkü mesela bizde o 360-380'li ortalamalı öğrenciler hem bizden $10,000 burs aldılar. 2 yıllık MBA programı toplam $25,000 mal ettiler. Hem de başladıktan sonra notları yüksek olduğu için yine tekrar $2,000 burs alma şansı elde ettiler. Bu gerçekten güzel bir avantaj. Ve başta bahsetmiştim hani 4 dönemimiz var zaten. Şu an Temmuz ve Ekim dönemleri için başvuru kabul ediyoruz. Ve şimdilik bu kadar. Sibel Hanım çok teşekkür ederiz. Var mı başka bir sorunuz aklınıza takılan? Duyabiliyor musunuz beni? Ben duyabiliyorum. Siz beni duyuyor musunuz? Ağzınıza sağlık. Rica ederim. Pardon benim kulaklığın şarjı bitmiş sanırım. Sesim az geldi. Rica ederim. Ben teşekkür ederim asıl zaman ayırdığınız için.
Dediğim gibi ben şeyden sonra, seminerden sonra Ahmet Bey'den mail bekliyorum. Hani danışmanlarla mail adresi ilgili. Ona göre ben size detaylı şeyleri, hem broşürleri, flyerları vesaire, hani öğrenciye gönderebileceğiniz hani bilgileri de paylaşırım. Hem de bu Instagram live event için veya işte webinar için bir, sizden bir şey alabilirsem, tarih ve saat alabilirsem ona göre program yaparım. Çok teşekkür ederiz Sibel Hanım. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Ece, Instagram'la ilgili sen mi saat verirsin Sibel Hanım'a? Instagram'la ilgili ben şimdi Yasemin Hanım'a yazdım Ahmet. Hani Elif Hanım'la da konuşurum. Hani webinar kısmı tamam. Da olursa, Instagram'la birleşirse bence çok etkili olur. Bence hani de. Bursların duyurulması, Sibel Hanım'ın bahsettiği gibi hala işte bu sene üniversiteden kaygılanan öğrencilerin akademik şansının olması, hani güzel şeyler çıkabilir oradan. Ben Elif Hanım'la da görüşürüm, Yasemin Hanım'la da. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ben seninle olur. O şekilde şey yaparım. Tamam, sorun değil. Ben yine eşlik ederim kendisine Instagram'da falan da olsa. Sibel Hanım çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun tekrar. Ben teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben çok memnun oldum. Yeni tanıştığım arkadaşlar da. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun. Teşekkürler, ağzınıza sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.